Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, günleriniz aydın olsun sizleri. Kokulu kokulu öpüyorum. Evet, günümüz aydın olsun, benim günüm hele aydı. Bugün güneş başka türlü doğdu. Evet, Hakan'ımız geldi saat akşam 11.30 gibi. Tam da o ara balkondaydım ben, zile basmışlar. Dedim ben 12'ye doğru herhalde gelirler. Anam bir baktım aklım dağıldı. Tam balkondan içeriye giriyordum. İsmail kapıyı açtı. Ben kapıyı açtım. Bir çığlık attı. Aman dedim benim buzullarım geldi Allah'a şükür. Hemen çocuğumu aldım. Tabii çok geç vakit biraz sevemedim. Hemen bir banyosunu yaptırdık. Masaja ihtiyacı vardı. Masajını güzelce vücudunu yağladım. Mışıl mışıl uyudu. Şimdi bekliyorum kalksın diye. Bakalım kalksın da. Şöyle çocuğumu bir koklayayım. Kız Feyza gelmedi gene. Ah Feyza, Feyza buradan sesleniyorum sana. Sen bir gel hele buraya, gel. Ama o da haklı, çocuğum ne yapsın teyzesinin yanında işte. O da yalnız kalmasın diye. Hepsi birden bu tarafa gelince teyzesi tek kalacak. Mecbur o kaldı. Evet çocuğuma şimdi ben de İsmail'ime bir kahvaltıcık hazırlayayım. Kuzuma bakayım kahvaltısını yapsın, neler yapmış köyde onlar hemen küt yattılar tabii. Yorgunluk oluyor, insan nereye giderse gitsin yani, ama sormayın. Artık bir dünya çamaşır, biliyorsunuz Belgin'i. Balkonda hemen ana ocağını yıkadı. Bakın Allah aşkına gece mece demedi hemen, kızım yarın yıkarsın dedi. Yok dedi yatıracağım dedi. Hemen bir posta çamaşır astı, bunu yıkadı. Hemen dedi yıkamam lazım dedi. Durmaz çünkü. Salonu görseniz çamaşır dolu. 3 günlüğüne gitti. Sanki 1 aylık tatile gitti. Artık çamaşır, havanın sıcaklığına. Felaket, yanıyor yanıyor. Öf, kaç içeriye kadın. Görseniz salonda çamaşırlar. Şimdi mutfağa geçeyim bakayım. Kız ben eve ekmek de almadıydım. Ne yapacağım çocuğuma bakayım. Çamaşırları görseniz çok yüksekte konuşamıyor. Pat 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 pat. Hepsi yıkanacak bunlar. Pat 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 pat. Evet arkadaşlar demiştim evde ekmek de yok diyerekten diye bizim yufka ekmeğimiz vardı. Şimdi aşağıya inemeyeceğim, onlar da yorgun. Kızımız zaten yok malum. Biliyorsunuz şöyle yufka ekmeğimiz vardı bizim köyden gelen. Buzluktaydı, ben akşam onu çıkarmıştım. Zaten ben geç 10'da evde oluyorum, akşamüstü orada yiyorum. Ondan sonra hemen geliyorum. Hemen şimdi ben oğluşuma bir tane o yufkalardan börek yapıveririm. Hemen şöyle 2 yumurtamız tereyağı, bir de peynir evde mevcut olan malzememizden. Sever zaten peynirli o. Bazı arkadaşlar yine hala söylüyor. Tam herhalde videoları seyretmiyorlar. Ela kim? O evde senin ne işin var diyerekten diye. Kız Ela'ya bakıyorum, bakıyorum ben, çalışıyorum. Şöyle ikiye böleceğim yufkalarımızı ben. Şöyle önce bir kırıklarını koyayım altına da. Çalışıyorum orada. Hani o evde neden kalıyorsun? Akrabanız mı diyenler var? Değil, değil. Bazı arkadaşlar, herkesin saygı duyuyoruz görüşlerine. İşte işi bıraksana, ne yapacaksın bu yaştan sonra çalışıp da diye. İşte o öyle değil maalesef. O öyle değil. Evet, 2 tane yumurtamızı ben şöyle, sütümüz de olsa iyiydi de şimdi yeni geldiler, süt yok dolapta. Alışverişe çıkarız biz de. Bir tane, 2 tane yumurtamızı o ikiye böldüm.
Şöyle tavamızın içine koyduk. Evet, yumurtamızı içine koyduk. İçine tulum peynirimizi bolca koyuyorum. Hemen öteki kırık yufkalarımızı da parçalanık üstünü kapatalım. Evet, işte olmuyor öyle çalışma demeden de. Zaten ben çalışmadan duramam diye bunu kaç kere söylemiştim. Hani sen de oraya gitsene diyenler var. Çalıştığımı herhalde bilmeyen arkadaşlar var. Çalışıyorum hayatım. Bazılarınız da demiş, ne yapacaksın çalışıp da diye. Ben çalışmadan duramam ki. Hadi orada kaldım 2 ay, 3 ay. Ondan sonra evet hazırlandı. Üstüne tereyağı parçalarımızı da koyalım. Ben hayatta çalışmadan duramam yani. Allah sağlık verdiği sürece çalışırım. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşe. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Onlar kalkasıya kadar olur. Kısık ateşte. Bu hemen pişsin. Ben de ne yapıyorum? Tabii ki hemen kahvemizi yapıyoruz. Sohbetimize başlayalım. Evet, kahvemizi aldık. Oturalım şimdi. Oh, kıymamızı da açtık. Kahvemizi yapalım. Hem bekleyelim, birazcık daha uyusunlar. Zaten onlar kalktı mı İsmail hemen tık dışarıya çıkar. Belki uyanmıştırlar. Yoruldular. Oranın yorgunluğu var. Ben de tabii bak kendi odamda değil, geldim buraya kahvemi içmeye. Oh. Yayın yaptım kendime. Kahvelerinizi hazırlayın kız. Bu arada böreğimiz, tava böreğimiz ocağın üstünde gayet kısık ateşte pişiyor. Onu koyunca hemen dedi kahvelerimizi içelim. Bekleyelim. Aman ne sabırsızlandım, ne sabırsızlandım. Akşam tam sevemedim ya paşalarımı. Bir kalksalar da şöyle bir koklu. Sanki bir 3 gün görmeyince sanki büyümüş gibi geliyor bana. Kocaman adam oldu sanki. Tabii kucaktan kucağa Ebru'cum da demiş. Berlin gittiğin zaman anneme bir masaj yaptır. Benim yaptığım masajı tabii onlar yapamıyor. Anne çocuklar da hep kucakta dedi. Normal hep kucaktalar. Hemen bir duşunu aldırdım. Bir oldum güzelce. Ne sadece hiç öyle öpüp kopup şey yapamadım. Sevemedim yani tam daha. Kuzum yeneğe bakayım. Sanki bana orada yanmış gibime geldi. Güneşten kararmış çocuk. Böyle esmerleşmiş gibime geldi. Bakalım bir uyansın da. Tabii küçük bebekler. Bazı arkadaşlar da şimdi bak aklıma geliyor. Burak Belgin de yeni doğum yaptı. İşte gitsin ben özledim deyince hani Salman bir daha deyince kız ben zaten bağlasam dursun işte onları durmazlar. İmkanı var mı hiç öyle bir şeyin? Tabii ki gitsin, neden gitmesin? Ben sadece özlemimi dile getirdim. Ve bir de yalnız kalmaktan korktuğumu düşünen arkada kız korkmuyorum, alışkın değilim. Niye korkayım? Millet benden korksun. Ben korkusuzumdur. Yani biliyorsunuz korktuğum bir iki şey vardır. Yani öyle yalnız kalmak değil, alıştım yıllardan beri tek kalmamaya, yalnız kalmamaya. Zaten onlar alıştırdı beni. Onları ben 3'ünü de 1,5 ayda içinde mesela evlilik yaptılar, bıraktılar beni. Sen yalnız kalamazsın anne, sen yalnız kalamazsın. Ben 39 yaşında kayınvalidim oldum. Düşünün yani.
39-40 yaşlarımda yani. Ben alışkındım kalabalıklığa. Ondan yoksa korkumdan değil. Ay neden de yanlış. Hemen nasıl dinlersiniz, nasıl anlarsınız onu da anlamış değilim yani. O bir korku değil. Neden korkuyorsun diyenler var. O bir korku değil. Korkmuyorum. Sıkılıyorum yalnız kalmakta. Ciddi söylüyorum. Hani kendi başıma mutfağa geçip yemek yapamam, yapmıyorum da. Bu benim için bir boşluk gibi bir şey. Bir kişinin nesi olur? Ben hareketliyim zaten, biliyorsunuz. Ama öteki türlü evin içinde olunca, bak şimdi ne oldu? Kalktım hemen paşama kahvaltı hazırladım. Sabah köründe kalkacaktım, ne yapacaktım ben? Ben öyle keyfi kumandayı eline atıp alıp yatıp uzandığın yerden keyif sevmiyorum. Tabii ki seviyorum ama hani o şekilde bana boşa geçen anlamsız bir saatler gibi geliyor. Ben hareket edeceğim, kıpırdayacağım, bir şeyler yapacağım. Onun için şimdi bak ne yapacaktım. Dün mesela dediğiniz gibi çocuklarım gelmeden kalktım. Şöyle bir dolandım, kahvemizi içtim, sohbet ettik. Ondan sonra hiç. Hani sanki o anlar hiç yaşanmamış gibi. Ama şimdi öyle mi? Bak kalktın bir şeyler yapıyorsun birileri için. Hemen çocuğum pişiyor tavada, onu da yakmayayım. Gerçi kısık altı da. Onu yapıyorum. Şimdi kalkacaklar, koklayacağım, mıncıklayacağım, edeceğim derken bunun editini meditini yapacağım. Hop işte bak zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağım. Tabii ki yani gidecekler ama Belgin zaten pek öyle uzun süre kalamaz. Ben kalırım. Ben mesela 1,5 ay yanıldım. 1 ay sende kaldın dediler. Ben 1,5 ay kaldım. Onun için yani ben tabii ki gidecekler. Zaten bana soracak halleri yok. Biz gideceğiz de kalacağız diye hani gidelim mi diye soracak halleri yok. Tabii ki nerede olduklarını bildirirler. Ben bile bildiriyorum. Ben şuraya gidiyorum. Bu izin almak değildir. Bu sadece yerini bildirmektir. Merak edilmemesi için. Onun için yani tabii ki bana bırak, rahat bırak diyenler var da ben bağlasam durmazlar yavrum. Hepsi geldi kırka merdiven dayadı. Bana mı soracaklar? Ben onların yaşındaki kayınvalideydim. Ne diyorsunuz? Yani onların yaşındaki düşünün kayınvalideydim ben. Kız böreğimize bir bakalım. Unuttuk böreği. Kız böreği yakmayalım diye koştuk. Evet böreğimiz pişmiş arkadaşlar. Aynen bu şekilde işte gayet pratik. Evde yufka olunca hele bir de ekmeklik yufka olunca hemen anında oluyor. Tabii ekmeklik biraz daha çıtır çıtır oluyor da bir de sacın üzerinde biliyorsunuz pişiriliyor. Ama hazır yufkadan daha enfes oluyor. Ben öyle dolapta olduğumu hemen bu şekilde aynen yaparım. İçine süt de koyarım arasına. Daha nefis olur. Evet hepimize afiyet olsun. Kahvemize kaldığımız yerden devam kızlar. Evet kahvemizi aldık içtik. Geldik kendi odamıza. Böreğimizi gördüğünüz gibi pişirdik. Birazdan kalkarlar kahvaltımızı hep beraber yaparız. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle bir şey söylüyor. Neden Berlin'in yanında kalmıyor? Neden işte derin suyun sınavı vardı? Oraya neden gitmiyor diye onun açıklamasını
Ben tekrar yapacağım size. Gerçi her videolarımda çok sık ben bunlardan bahsettim, hep söyledim ama yeni katılan arkadaşlar var büyük ihtimalle. Özellikle soruyor ama yeni olmayan eskilerden de var bunu sonra. Gerçi sizler diyorsunuz oh, öpüyorum sizleri, açıklama yapmak zorunda değilsiniz diye. Hakikaten ben de öyle düşünüyorum ama 1-2-3 sonunda hissediyorsun kendini açıklama yapmak için. Şimdi neden olduğunu size söyleyeceğim onların. Ya hem bir kere siz benim görüşmediğimi nereden biliyorsunuz? Ya şöyle sizlerin karşısında herkes bir değil. Sevmiyorlar o şekilde görünmeyi çok sık. Antalya'da olunca her hafta sonu Edirne'den derin su bizde kalıyor. Siz bunu görmüyorsunuz. Ha, illa ki ben, he işte bak buradalar. Bunu ispatlamak zorunda değilim yani. Hani öyle bir zorunluluğum da yok. Ben anlamıyorum neden orada kalmıyor. Şimdi söylüyorum anlayacaksın niye kalıp kalmadığımı. Çok gayet net ve ayrıntılı bir bilgi olacak bu. Belgin'den hep beraber köye giderken onlar geldiler. Ne yapayım, hemen görüntü mü alalım? Olmuyor yani. Hem bir de çalışıyorum ben, biliyorsunuz. Çalışma diyenler var. İşte o öyle olmuyor. Ben duramıyorum, ben çalışıyorum. Aynı şekilde o şekilde herkes evli baktı canım yani. İstemiyor, görüntü vermiyor olabilirler, öyle düşünün. Göz önünde olmak istemiyor olabilirler. Her çocuk bir değil, her insan bir değil. Beş parmak bir mi değil. Mesela Ela'ya hep onu da soruyorsunuz. Ela'ya bakıyorum ben. O evde ne işiniz var diyorsunuz. Ela'yla ilgileniyorum ben. Onun için oradayım ben. Orada rahatım mesela. Bazı arkadaşlar diyor ne kadar rahatsın diye. Çalıştığın yerde rahat olmazsan nasıl verimli olacaksın? Tabii ki biz orada bir abla kardeş gibi olduk Arzu'yla yani. Ela da bana hep abla abla der. Bak Ela çok farklıdır. O ister her gün başımın etini yer, abla video çekelim, abla video çekelim. Edepsiz her sabah ben gidesiye kadar anne seyrediyor diyor. Kahvaltıyı bir geçiyor diyor. Açıyor diyor o televizyonu. Bir Ebru'yu seyrediyor, bir seni diyor. Size bakıyor diyor. Herhalde şey yapıyor, o gene hep dert çekelim diyerekten diyor. Geçen sene falan biz havuza giderken çok sık vardı hemen hemen Ela'nın videoları. Alıştı tabii. Şimdi havuza gidemiyoruz bu rahatsızlıktan dolayı. Her gün odaya ben gittiğimde diyor tabii ben orada iki gibi, üç gibi oluyorum. Tam sıcağın olduğu zaman çok zırlıyor. Bazen kaprüs yapıyor illa gidelim diye. Ben hayır, bu havada bu sıcakta götüremem diyorum. Havuz olsa gölge yer, oh rahat yani. O zaman geçen sene her gün gidiyorduk havuza. Hatta Mükü de geliyordu bizimle. Ama bu sene de artık dedesi denizde o kadar bir sıkıntı olmadığı için aşağıda iki günde bir yarım saat götürüp getiriyor vali. Hele ondan kurtuluyorum. Gerçi bana diyor abla biz gidelim ama iki dedi üç dedi çok sıcak Allah göstermesin gidemiyoruz. Hani mesela o da bayılıyor, laf lafı açıyor, uzuyor. O her gün der video çekelim, video çekelim. Onun bir telefonu var, alır. Odada gezer gezer video çeker, beni çeker. Odasını gösterir. Ondan sonra bana der, abla bunu sen kendine al, bunu at YouTube'a der. Bir berbat odam. Herkes bir değil. Daha buradan Belginler köye giderken hep beraber çıktılar. Buradaydılar. Ne yapayım? Durun, kıpırdamayın. Hemen. Bu saçma bir şey. Ki bunu soranlar da var birkaç kişi. Ben anlamıyorum acaba neden Berlin'de kalmıyor? İşte ben söylüyorum ve anlatıyorum. Gerçi açıklama yapmak zorunda değilsin diyor benim canlarım buradan. Öpüyorum sizleri ama işte konuşuyorsun ister istemez. İyi dinle. Ebru Saraylı. Onu saraydan aldım. Belgin Yalılı Konaklı, Yalı'dan, Konak'tan aldım. Berlin'i çadırdan aldım, ondan. Net bir açıklama oldu mu? Bence oldu gibi. Neyse işte arada böyle de öfkeleniyorum, sinirleniyorum. Bazı arkadaşlar öyle diyor.
her eleştiriye açık olman lazım diyorlar. Yani niye kızıyorsun diyor. Ya kızmıyorum. Ben demirden değilim ya canım. Etten kemiktenim. Benim de öfkelendiğim zaman olacak. Ben eleştiriye cevap veriyorum. Sen bana o şekilde nasıl neden anlamıyorum dersen ben de bu şekilde anlatıyorum. Gayet açık. Sen o şekilde tepki verirsen böyle de tepkiyle anlatıyorum ben de. Demirden miyim canım ben? Neyse ama kızmayacağım. Bizimkileri kıpırdıyor herhalde kalktılar. Gideyim paşacığımı alayım biraz şuraya bir seveyim. İsmail yemeğini yesin. Bir bakayım şunlara. Evet paşalarımızı aldık. Ablaları ablaları nasıl büyümüş benim kuşum. Nasıl büyümüş. 3 günde büyümüş. İsmail hoş geldin anneannem. Hoş bulduk. Nasıldı köy? Çok güzeldi. Çok hoşuna gitti mi? Yavrum benim yegene gidecek benim oğlum. Annen kalmadan kalabilir misin? Kalabilirim. Evet kalabilir benim oğlum. Tabii ablası bak gitti gelmedi daha. Sen kalma sen. Sen küçüksün sen kalmasın bu. Yedin mi bereyi güzel olmuş mu anneanne? Çok güzel oldu. Oh oğluma afiyet olsun. Oh özledim bak bak öp hepsini. Bak nasıl büyümüş. Ebru teyzesi çok üzülmüş bu ayrılırken. İnsan alışınca ama ağladı. Öyle oluyor. Değil mi? Ağladı. Evet ben gidip 1,5 ay kaldığımda da aynı şekilde olduydu. İnsan tabii alışıyor. Şimdi bak nasıl diyorsun sen duramıyor musun diye. Durmamaktan bunun bir ilgisi yok. İnsan alışınca hakikaten çok zor oluyor. Tahmin ettim yani. Belgin de dedi, Ebru çok üzüldü dedi. Bak ağladı diyor. Kıyamam kızıma gene. Gelecek o da yakında. Koca teyzesi gelecek yakında. Anlat bakalım oğlum. Şimdi bak bu anlatacak bana. Bu anlatacak havadisleri verecek. Mükü'nün dediği gibi. Bak o da bak. Sizlere bakacak. Ablalarına bakıyor. Bak. İsmail nasıl bakıyor? O da oraya bakıyor. Kafayı çeviriyor. Anlat bakayım. Annenle teyzem bir çekiştirdi mi? Hakan'ım, oğluşum, kuzusum, bir tanem. Tatlı kuzum, minik kuzum benim yine. Minik oğlum benim yine. Oh. Anneannesi geldi bunu bir yıkadı. Annesi yıkadı. Anneannesi de oh bir masajını yaptı çocuğumun bir yağladı. Değil mi oğlum? Değil mi kuzum? Bak. İlililine. Kuzum benim. İşte insan böyle alışınca hakikaten çok zor oluyor. Ne oldu? He? Ne olmuş oğluma? Ne olmuş paşama? Mis kokulu, mis. Benim oğlum orada bahçeyi sulamış. Çapalar yapmış. Ecrin'le ikisi. Domatesler olmuş mu İsmail? Çok güzel olmuş. Oh, onlardan taze yediniz mi? Hı hı. Oh! Taze oradan. Onları anneannenler oradayken ekildi. Siz de yediniz değil mi oğlum? Hı hı. Oh. Çen acıktınca. Evet, çeni anneye bırakalım. Çen acıktınca, çen çok acıktınca. Çeni anneye bırakalım. Hadi bunu anneye verelim de annesi bunu doyursun. Doyursun bunu annesi. Bak. Maşallah benim oğlum. Evet, küçük paşamızı verdik. Karnını doyursun diye. Şimdi işe ben gitmeden güzelce bir masaj yaparım ona da. Tekrar bir yağlarım. İş gelişi çıkışı da artık saat 10'dan sonra tekrar aynı şekilde. Evet, hasretimiz bitti. Özlemişim gerçekten. Yani insan özlüyor bu. Özlem farklı bir şey. Alışıyorsun dediğim gibi. Bak Ebru, İsmail ne diyor? Ağladı diyor. Hakikaten ben 1,5 ay kaldığımda da bahsetmiştim onu da. Evliliğin şu şekilde...
şöyle şu şekilde balkondan şöyle boynu bükük durması beni arabada ağlatmaya başladı. Hatta ağlama dedi, annem de ağlar dedi. Eminim ki zaten o da ağlıyordu. Bu bir alışkanlık yani, işte benim yalnız korkumdan falan değil, alıştım. Arıyorsun yani. Mesela buraya geldiğimde 1,5 ayda Ebru'ya çok alıştım. Hangisinde fazla kalırsan ya, evlat bunlar, alışıyorsun, özlüyorsun. Mesela ben daha Belginler'de kalmadan önce Haktan ilkokula giderken Ebru'larda da uzun zaman kaldım ben. Haktan'la ilgileniyordum. O zaman çalışıyordu Ebru'cum. Tabii çok oluyor. Haktan şimdi kaç yaşında? O zaman da 10'da, yani hangisine varsa onun yanında olmaya çalışıyorum. O zaman da ondan kopmak, o zaman kendi evimde de kalıyordum ben. Ebru'nun izinli olduğu günü Haktan'ımı, Feyza'mı daha yakındı. Derin suları da falan, onları da kendi evime, oraya kendim oturuyordum yani. Hafta sonları geliyordum eve, arada kaçıyordum. O zaman da Ebru'da kalıyordum. Onları topluyordum. Gidiyorduk, çocukların bahçede oynuyordu, koşuşturuyordu. Hamak vardı orada, bir tane salıncak vardı. Bahçe yeşillik, oynuyorlardı. Neden sonra yavaş yavaş evden kopunca iptal ettik evi. Böyle oldu. O zaman da Ebru'nun yanından ayrılmak çok zor geldiydi mesela. Alışmıştım. Yani bu illaki oydu, buydu. Efendim ablam. Ha işte. Ha işte misin? Ha bekledim. Ha bekledim de ne yaptınız diye merak ettim. Ay hadi ablam, kolay gelsin. Hallettiniz. Maşallah Emine iyi halletti. Ha. Ha öyle mi? Ha iyi yapmışsın. Bizim de akşam geldi çocuklar. Bugün geleceklerdi. Ha iyi oldu, geldiler. Geldiler. Ha vallahi sağ ol gözüne. Ha vallahi hay şey, yalnızlık değil. Bir de alışkanlık ya, alıştın o. Vallahi alışkanlık bu yani. İyi ablam hadi. Aman pek tatlı. Sanki görmeyince büyüyü vermiş Mükü. Vallahi sanki kocaman adam olmuş. Neyse ablam, şey yaparım, haberleşiriz, kolay gelsin, gene gelirim yani. Valla bunda pek gelemedim toplamaya ama iyi ki Emine vardı. Aferin. Değil mi? Kız o daha çabuk mu yaptı bilmem vallaha. Bak birden top yap. Anam onlar genç. Yani genç. Hadi sağ olsun. Hadi sen de selam söyle ablacığım, görüşürüz hadi. Hadi. O da bak boyası bitmiş, nakliyeciler yarısını götürmüş, yarısını götürüyoruz dedi, ben de öğlen sonra gideceğim dedi. Tabii ben hep onun yanında oluyordum ama şimdi küçük kızı buradaydı, maşallah halletmiş o, onu merak etmiştim ben. Öğlen sonra gideceğim dedi, iyi oldu dedi, inşallah bakalım bir, işte bak her zaman bir şey istediğin zaman olmuyor, güya gidecektim yardıma, olmadı. Neyse halletmişler artık. Oraya da bir yerleşsinler. Öyle giderim. Evet ne diyorduk ya? Ha, insan bir alışkanlık yani. Alışıyorsun. O zaman da buradan kopmak zor gelmişti. Vallahi yapacak bir şey yok işte. Bir orada. Ha bana ki onlar çok diyor bana, sizlerin dediği gibi. Çalışma bu yaştan sonra. Ya ben duramıyorum. Bana göre değil öyle oturmak. Aman çok uzattın, hadi çek git deseniz de siz de. Evet hepinizi kokulu oh öpüyorum. İnşallah beğenerek, izleyerek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Birazcık böyle sistemli, öfkeli gibi oldum ama ne yapayım, olacak o kadar da canım. Evet sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.